Bültenin bu bölümünde sizlere biraz da bu ihlaller nasıl tespit ediliyor, bu konuda bilgilendirelim. Türk hava sahasına yönelik ihlaller, Türkiye'nin dört bir yanında konuşlu hava radar mevzi komutanlıklarınca tespit ediliyor. Bu kritik merkezler, ülke içinde ve sınırların ötesindeki belirli bir bölgede havalanan tüm hava araçlarını anında görebilme ve teşhis yeteneğine de sahip. 24 saat görev başındalar. Uçan kuştan haberleri var. Burası hava kuvvetlerine bağlı hava radar mevzi komutanlığı. Bu kritik tesisler Türkiye'nin muhtelif yerlerinde konuşlu. Ülke içinde ve sınırların dışındaki belirli bir bölgenin hava trafiği 24 saat buradan izleniyor. Önleme eğitim çalışmaları var. Havalanan uçak askeri mi sivil mi, kimliği belirli mi değil mi hemen tespit ediliyor. Kimliği belirsiz bir uçak Türk hava sahasına girdiği anda da hemen iki Türk savaş uçağı havalanıyor ve önleme yapılıyor. Kimliği belirsiz uçak Türk hava sahasını terk etmeye veya en yakın üsse inmeye zorlanıyor. İletişim kurmayan, uyarıları dinlemeyen hava aracı uluslararası hukuk çerçevesinde düşürülebiliyor. İşte bunun son örneği Türkiye-Suriye sınırında yaşandı. Anlaşıldı İpek. İki numara kaçışta. Türkiye hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait savaş uçağı uyarıların ardından Türk F-16'larınca düşürüldü. Türkiye'nin kısa bir süre önce envantere aldığı havadan erken ihbar ve kontrol uçağı HİK de Türk hava sahasına giren yabancı hava araçlarını hatasız tespit etme yeteneğine sahip. Top benzerindeyim.